Kardeşlerim, muazzez müminler, insanlar hangi akideye, hangi ideolojiye mensup olurlarsa olsunlar, hayatlarının bir gayesi var, bir amacı var. Bunun için yaşarlar, bunun için seyahat ederler, bunun için evlerinden çıkarlar. İnsanlar var, evlerinden çıkarlar, isyan etmek için. Aileleri yıkmak için, toplumu ifsad etmek için ayrılan adamlar var. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müslümanların arasına fitneyi yaymak için uğraşanlar, gayret sarf edenler var. Buna ömürlerini adayanlar var. Tuzakla yaparlar, mekirle yaparlar, hileyle yaparlar. Müslüman mahallesinde, Müslümanın sokağında onlar... Kadınları teşhir etseler delikanlılar sokağa çıkarlar. Onların yakalarına yapışırlar. Burası Müslüman mahallesi derler. Burada kadınlar var, burada kızlar var derler. Siz nasıl iffetsiz bu ameliyeleri, bu teşhiri Müslüman evinde, onun önünde, onun sokağında yaparsınız derler. Fakat fuhşiyatın propagandistleri televizyonlarla Müslümanın hileyle evine girerler. Kadınlar kendilerini teşhir eder, adına yarışma programı derler. Yarışma programıyla kadınlar kendilerini, genç kızlar kendilerini teşhir edip bir takım onların dünyevi payelerini alabilme adına bunu yaparlar. Sokağında, mahallesinde teşhir faaliyetine itiraz eden, o hainlerin yakasına yapışan Müslüman evine girer, o hainler çocuğuyla, kızıyla, babasıyla, annesiyle otururlar. Kendi hallerini, vücutlarını, bedenlerini arz eden o insanları seyrederler. يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İnsanlar var kardeşlerim, evlerinden çıkarlar. Çağdaş nadırlardır onlar, çağdaş muhasır nadırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Hakim'in yüreklere hakim olması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Musab'ların, Ammar'ların, Yasir'lerin yüreklerine Kur'an-ı Hakim'i basması, tab etmesi, yazması, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu en büyük insanlık hareketi karşısında aciz kalanlar gittiler, Şam'dan Kisra'nın hikayelerini aldılar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak için Kur'an-ı Hakim'le, Kur'an'ın anlattığı hayatla alay edebilmek, başörtüsüyle, namusla, iffetle, ahlakla, aileyle alay edebilmek için onlar Kisra'nın hikayelerini alırlar. Şarkıcılar eşliğinde onları Mekke'nin delikanlılarına arz ederler. Muhammed size kimden bahsediyor? İşte ben sana kadını veriyorum. Sana gece eğlencelerini, gece hayatını veriyorum. Sana Kisra'nın hayatını vaat ediyorum dediler. Onu yaymaya çalıştılar. Onun için evlerinden çıktılar. Bu insanları görürsünüz. Senaryolar hazırlarlar. Yerler tutarlar, mekanlar kiralarlar, oraya aktörleri getirirler, oralarda diziler hazırlarlar. O dizilerle ahlaksızlığı, imansızlığı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun getirdiği medeniyete düşmanlığı hakim kılabilmek için bunları yaparlar. İnsanlar görürsünüz, zalimler görürsünüz, evlerinden çıkarlar. Deniz aşırı giderler, bombalar yağdırırlar, şehirleri yıkarlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetimlerin mallarını yerler, kadınları dul bırakırlar. Enerjiye sahip olabilmek, petrole sahip olmak için Bağdat'ı yıkarlar, Şam'ı yıkarlar. Alem-i İslam'ı kan gölüne çevirirler. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذ۪ي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Dünya piyasasına hakim olurlar.
borsaya hakim olurlar. Zannederler ki bu dünya hep bizim kalacak. Bu saraylarımız baki kalacak. Yeryüzünü biz, yeryüzünü Londra, Paris, New York idare edecek. Birileri çıkıp da bize bu zulmün hesabını sormayacak, böyle zannederler. Bu adamlar evlerinden çıkarlar. Bu adamlar ülkelerinden çıkarlar. Bunları görürsünüz. Onlar çağdaş velidler. Bu asrın Sümeyyelerine, bu asrın Ammarlarına, Zeyneplerine, Bilallerine zulmeden hainlerdir. Onların evlerinden, ocaklarından, şehirlerinden çıkışını görürsünüz. Adamlar görürsünüz. Aynı mahallede yaşıyorsunuz. Sabah hazırlanır. İşe gider gibi gider. Bir kahvehaneye oturur. Ya eyyühellezine aminu ctenibu kesiran minazzan. İnne ba'daz-zanni ismu ve la tecessesu. Ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Kainatın sahibi buyuruyor ki Allah'tan korkun. Zanna dalma hususunda Allah'tan korkun. İnsanların evini, mahrem dünyasını araştırma. Kızıyla, geliniyle, oğluyla alakalı mahrem meseleleri ortaya dökme hususunda Allah'tan korkun. Gıybet hususunda Allah'tan korkun. Polisten korkuyorsunuz. Maliye memurundan korkuyorsunuz. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah'tan korkmuyor musun? Polis sana bir hız, limit tayin ediyor. Onu aşmayacaksın diyor. Yolda şunlara riayet edeceksin diyor. Onlara riayet ediyorsun da وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle sana bunları yapma diyor. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Benden, benim mahkememden kork, bunu düşün diyor. İnsanlar görüyorsunuz. Gıybet yapabilmek, dedikodu yapabilmek, evleri, aileleri yıkabilmek için evden çıkan adamlar görürsünüz. Kadınlar görürsünüz. Kıyafetlerin üzerlerine giyerler. Görünmemesi gereken yerleri delikanlılara görüp, onları arkalarına takıp, onları cehennemin, onları şehvetin kucağına savurmak için boyanıp, süslenip, o elbiselerini giyip sokağa çıkan kadınlar görürsünüz. Onlar وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Cenab-ı Hak Kur'an'ında kadınlar sokağa çıktıkları zaman ayaklarını yere vurmasınlar. Yere vurup da hal hallarının sesini erkeklere duyurmasınlar. O sesleri erkeklere duyurursa erkeklerin maneviyatlarıyla, iffetleriyle oynarlar. Kendi hayatlarını cehenneme atarlar. Bütün bu Allah'ın talimatlarını çiğneyip de sokağa çıkan, dolaşan kadınlar görürsünüz. وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ Fuhşu meslek haline getiren, gazetelerin birinci sayfalarında vücutlarını teşhir eden kadınlar görürsünüz. Ekranlarda, magazin programlarında yatak odalarını milletle paylaşan kadınlar görürsünüz. Züleyhalar görürsünüz. Yusuflara gel diyen Züleyhalar görürsünüz. Hayatı yıkan, yıkmaya çalışan kadınlar görürsünüz. Bunlar çıkar evlerinden. Bir de onların karşılarında sabah evlerinden çıkan, kuyuya düşen, köle pazarlarında satılan, sonra azizlerin evlerine giden, orada Züleyhalarla karşılaşan, Züleyhalar onları zinaya, Züleyhalar onları Allah'a isyana çağırınca وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ Kapılar kapandığında Züleyhalar gel, Züleyhalar gel beraber olalım dediğinde 18'inde, 20'sinde ben bu gözlerin, ben bu bakışların hesabını yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye veremem diyen Yusuflar görürsünüz. Lisede görürsünüz, üniversitede görürsünüz, fabrikada görürsünüz, sokakta görürsünüz. Yüreğine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah boyasını vurduğu delikanlılar görürsünüz.
Kadınlar, iffetli kadınlar görürsünüz. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Gözlerini namahremden koruyan kızlar, kıyafetlerini Allah ve Resulünün talimatına göre tayin eden kızlar, bütün hayat, bütün mahalle, bütün sokak onlara kapansa da, insanlar onlara dönüp de üzerine giydiğin bu çuvallar ne? Sen genç bir kızsın, dünyadan keyif al, kâm al diye onun üzerine yürüdüklerinde, toplumsal baskı yaptıklarında Hazreti Ayşe gibi, Fatıma gibi duran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kadın öğrencilerini görürsünüz. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi çarşılarda, pazarlarda, gazete köşelerinde, kürsülerde, minberlerde, ey pazarları idare edenler, dünya ekonomisini elinde bulunduran, yeryüzünü sömürmeyin diye zalimlerin karşısında duran Hazreti Şuayb gibi olanları görürsünüz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli faizi alanlar verenler, tefecilik yapanlar, insanları köleleştirenler, onların kanını emenler, alın terini sömürenler Allah'a ve Resulüne harbi ilan ettiler diye göğsünü gere gere Allah'ın ayetlerini okuyan durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diyenleri görürsünüz. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Firavunlar bırakın beni Musa'yı öldüreyim dediğinde, Sisiler bırakın beni, Muhammed mürsileri, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenleri, Nusayrilerin iktidarını yıkmak isteyenleri, yeryüzüne Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı hakim kılmak isteyenleri ortadan kaldırayım Firavun dediği zaman, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah diyenleri öldürecek misin be zalim? Ölürken son anlarında, mecali kalmadığından, nutku tutulduğundan, Mısır'da ilaç kutusunun üzerine son anlarında kelime-i tevhidi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıp da ruhunu Allah'a teslim edenleri onların üzerine kurşun mu yağdıracaksın be zalim? Esmalara erkeklerin oturduğu zaman İslam'ın sancağını, Hazreti Muhammed'in sancağını dalgalandıran kız çocuklarının üzerine kurşun mu yağdıracaksın be zalim? Dendiği zaman onların üzerine yürüyen Sisilerin karşısında, Sisiler üzerine yürüse de o meydanlarda duran, o meydanları terk etmeyen Allah Resulü'nün öğrencilerini göreceksiniz. İnsanlar var, evlerinden çıkarlar, zalim olarak çıkarlar, Müslüman olarak çıkarlar. Evinizden nasıl çıkıyorsanız tabutunuzla evinizden öyle ayrılacaksınız. Nasıl yaşıyorsanız tabutunuza sizi o hal üzere koyacaklar ve o halin kabirde hesabını soracaklar. O halin mahşerde duruşunda olacaksınız ve o duruşun hesabını vereceksiniz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrencileri vardı. Onlara Müslüman olarak evden çıkmayı anlattı. Evden çıktılar, ülkelerinden çıktılar. Yerlerini, yurtlarını Allah rızası için terk ettiler. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resul davasını hakim kılabilmek için muhacir oldular. Hz. Musa, Osman bin Affan, Cafer bin Ebi Talip, Mekke'nin köleleri değildi onlar. Asil ailelerine mensuptular ama Mekke'yi bıraktılar. Habeşistan'a gittiler. Hazreti Musa iki defa Habeşistan'a gitti. Ummu Habibe babası Ebu Sufyan'ı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı babasını bırakıp da Habeşistan'a gittiler.
Evlerini bıraktılar, hanelerini bıraktılar, serveti bıraktılar, makamı bıraktılar. Habeşistan'da açlığa gittiler, fakru zarurete gittiler, sıtmaya gittiler, titremeye gittiler, orada yalnız kalmaya gittiler. Acaba orada Allah ve Resul davasını anlatabilecek yürek bulabilir miyiz? Mekke kilitlendi, Mekke'de dimalar kapandı, Mekke la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı dinlemiyor, dinlemek istemiyor, duyduğu zaman insanlar cinnet geçiriyorlar. Acaba Afrika'da bulabilir miyiz diye o serveti bırakıp Musablar gittiler. İki hicretin ardından Mekke'ye geldi. Mekke'deyken Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Medine'den bir mektup gelir Mekke'ye. Medine'de Müslüman olanlar muallim istiyorlar. Namaz kıldıracak birisi istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bakıyor. Musab sen git diyor. İki defa sen Habeşistan'a gitmiştin. Evini bırakıp yerini bırakıp her sabah sana en güzel sofraları hazırlayan ananı bırakıp da gitmiştin. Gurbeti arkada bırakıp da o çölleri aşmıştın Musab. Bir defa benim yanıma gelip de olmuyor ya Resulallah demedin. Bu insanlar İslam'ı kabul etmiyor demedin. Rabbimin emri, Rabbimin talimatı dedin. Emri alınca yollara revan oldun Musab. Şimdi Medine seni bekliyor. Hazreti Musab Medine'ye gelir. Es'ad bin Zürare evini verir Hazreti Musab'a. Musab Medine'de Hazreti Resulullah'ı anlatır. Allah Resulünden Kur'an'ı nasıl dinlediyse öyle okur. Efendimiz Kur'an'ı onların yüreklerine yazmıştı. Mus'ab radıyallahu anh insanların yüreklerine Medine'de Kur'an'ı yazıyor. Mekke Allah Resulü'nü artık bütün mevcudiyetiyle reddedince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam için Allah ve Resul davasını hakim kılabilmek için 3 defa yurdundan ayrılan Musab'ın Medine'sine gidiyor. İnsanlar Musab'ın öğrencileri Efendimiz'i bekliyorlar. Sabah namazını kılınca çıkıyorlar. Yaz günü Medine'nin Mekke'ye açılan kapısında Veda Tepesi'nde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Sıcak Basra'na kadar bekliyorlar. Son evlerine dönüyorlar. Evlerine döndükleri bir an Yahudi damın üzerinde haber veriyor. Beklediğiniz adam galiba bu diyor, geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam hurma ağacının altında. Yanında Ebu Bekir radıyallahu anh var. Musab'dan tam 500 insan bulmuş. 500 Müslüman bulmuş. 500 yürek bulmuş, onlara İslam'ı yazmış. Mekke Allah Resulü'nü reddedince 500 adamla emrindeyiz ya Resulallah. 500 adam seni karşılamak için Veda tepelerinde ya Resulallah. Efendimiz'e koşuyorlar. İlk defa görüyorlar. Bir kısmı ilk defa görüyor. Soruyorlar eyyuhum Resulullah. Bunların hangisi? Eyyuhum huve hangisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Bekir fark edince elbisesini çıkarıyor. Allah Resulü aleyhisselama gölgelik yapıyor. Yani bu haliyle Allah Resulü aleyhisselamı işaret ediyor. 500 kişiyle Peygamber aleyhisselam, Mekke'nin kabul etmediği, Mekke'nin taşladığı peygamber, öğrencisi Musab'ını gönderdi. Musab şimdi 500 öğrencisiyle Hazreti Muhammed'i hocasını karşılıyor. Köleler var evlerin damında. Cariyeler var evlerin damında. Ya Muhammedu ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi hoş geldin. Bizim boynumuzdaki boyundurukları kırmaya gelen Muhammed hoş geldin. Köleler sokaklarda ya Muhammedu ya Resulallah. Hoş geldin ya Resulallah. Ensar'ın kızları talal bedru aleyna. Onlar ilahiler söylüyorlar, neşideler söylüyorlar. Küçük çocuklar var. Onlar da duymuşlar. Arkadaşları diri diri toprağa gömülen kız çocukları. Medine'de Ensar diyor ki, Enes bin Malik diyor ki, bayram var. Medine o gün gibi başka bir günü görmemişti. Küçücük çocuklar, ne konuştuklarını bilmeyen yavrular,
onların da ağzında kadime Resulullah, Hazreti Muhammed geldi. Çarşılarımıza adaleti hakim kılmaya geldi. Sokaklarımıza iffeti taşımaya geldi. Artık babalarımız sokağa çıkınca çıplak kadınların arkasına takılıp da annelerimizi evde dul bırakmayacaklar. Kadınlar babalarımızı aldatmayacaklar. Ya da İffet abidesi annelerimiz sokaklara çıktığı zaman insanlar onların, erkekler onların peşine takılmayacaklar. Hazreti Muhammed geldi kadime Resulullah. Kardeşlerim, evinizden çıkıyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Öğretmen olarak, mühendis olarak, muhasebeci olarak, öğrenci olarak, baba olarak evinize ekmek temin etmeye gidiyorsunuz. Niçin çıkıyorsunuz evden? Neden çıkıyorsanız tabutunuzla işte öyle çıkacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin hayatında Esad bin Zürare'yi, Musab'ı görürsünüz. Esad bin Zürare muallim istiyor. Bize namaz kıldıracak birisi, bize seni anlatacak birisi gönder ya Resulallah diyor. Ben anlatamıyorum ama evim var. Esad bin Zürare evini açıyor. Musab radıyallahu anh onun evinde Allah Resulü'nü anlatıyor. Eğer Musab olamıyorsanız Esad bin Zürare olacaksınız. Bir Musab bulacaksınız, mahalleyi çağıracaksınız. Haftada bir, 7 günde bir saat Allah Resulü'ne İslam'a ayıracaksınız. Esad bin Zürare gibi mahalleyi taşıyacaksınız. Mahalleyi evinize taşıyacaksınız, toplayacaksınız. Musabları bulacaksınız. Musablar orada Hazreti Muhammed'i anlatacaklar. Efendimiz'i anlatacaklar. İşte o zaman sokaklara, çarşılara, ekranlara İffetsizliği taşıyanlar, yarışma programları adı altında teşhiri evinize taşıyanlar, zalimler, eşkıyalar, okyanusları aşıp da Bağdat'ı vuranlar, alemi İslam'ı vuranlar, ne zaman sizler Esad bin Zürare gibi olur, ne zaman Musab bin Umeyr gibi olursanız, işte her birinizin etrafında 500 adam olacak. Ve işte o zaman Allah Resulü'nü karşılayacaksınız. Mekkeler taşlayınca, Mekkeler onun yoluna dikenler serince Musab olacaksınız 18'inde, 20'sinde. Ev ev dolaşacaksınız. Yüreklere İslam'ı Allah Resulü Aleyhisselam'ı aşılayacaksınız. Okuldan aldıklarınız, mahalleden aldıklarınız, sokaktan kazandıklarınızla وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Peygamber Aleyhisselam aranızda, Peygamber Aleyhisselam içinizde olduğu halde evinden insanlığa fuhşu, fesadı yaymak için çıkan kadınların, zalimlerin, eşkıyaların saltanatına evinizden Musab gibi çıkarsanız işte o zaman son vereceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a, Resulüne olursa, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Yani onu bulacaktır, onun neticesini bulacaktır, ahirette onun karşılığını bulacaktır. Ama kimin hicreti de dünya için olursa, اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْمْرَاتٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Yani eğer bir kadın için evinden çıkıyorsa ya da insanların ailelerini yıkmak için dedikodu yapmak, gıybet yapmak için çıkıyorsa o da ahirette onun karşılığını görecek. Ne yapıyorsanız ölürken o halde gidecek. Ahirette o duruşla kainatın sahibinin huzurunda hesap vereceğiz. O hesabı hazırlanalım kardeşlerim.